Değerli basın mensupları, bugün basın toplantısındaki ilk konumuz. Tasarruf tedbirleri, evet önemli, uzun süreden beri vurguladığımız bir konu. Ama görüyoruz ki bu tasarruf tedbirleri sadece vatandaşları, ezilen kesimi ilgilendiriyor. 10 gündür tasarruf tedbirlerine rağmen özel uçak meraklısı bakanlardan bahsettik. İlk olarak kim? Ulaştırma Bakanımız. Evet, Rönesans'ın özel uçağıyla Almanya'ya gitmişti. İhale verdiği firmanın uçağıyla. Bunu ortaya çıkardıktan sonra Sayın Bakan dedi ki, ya biz ihale sözleşmesine bir madde koyuyoruz. Onlar bize araç, özel uçak temin ediyor. Ve dedik ki, ya Sayıştay bunu bir suç olarak görüyor. Yapamazsın, sustu. İkinci uçak meraklısı bakan kimdi? Çevre ve Şehircilik Bakanımız Mehmet Özasıki. O da tamamen amacı havadan tabu, kadastro, harita yapmak için amaçlandırılmış bir uçağıyla evinden Ankara'dan bir kütüphane açılışına gidiyor. 11 Mayıs'taki açılışa Ankara-Kayseri 2 saat. Bir gün önce devletin özel uçağıyla gidiyor, dönüşte de evine geliyor. Bununla da yetinmiyor, 29 Mayıs'ta Pınarbaşı seçimlerine bu uçakta geliyor beyefendi. Tabii halk ona gerekli cevabı Pınarbaşı seçimlerinde veriyor. Onun açıklaması da ben evime gitmedim. Bal gibi de seni evinden aldılar. Kayseri'ye gittin, Kayseri'den de geri döndün. Şimdi... Her hafta birini açıklayacağız dedik. Hepinizin bildiği 90'larda seyrettiğimiz çizgi film kahramanları vardı. Kim bunlar? Jetgiller. Evet. Şimdi Jetgiller, yani Bakangiller ailesine yeni bir arkadaşımız daha katıldı bugün. Tarım Bakanımız. Başta. Bu arkadaş ne yapmış? Bu arkadaş da orman yangınları için Tarım Bakanı'nın aldığı 2016'daki uçakla nereye gitmiş? Kıbrıs'a gitmiş. Nereye gitmiş? Şanlıurfa'ya gitmiş. Nereye gitmiş? Malatya'ya gitmiş. Bunu böyle koyayım. Şunu şöyle koyarsak. Jetgiller ve Bakangilleri herkes Türkiye'yi görsün. Şimdi bakın arkadaşlar. Bu Rönesans'ın uçağı. Abdülkadir Ural oldu. Bu Mehmet Özasaki. Tapu Kadastro'nun uçağı. Havadan da görüntüsünü vereyim. Bu yeni aktörümüz Jetgiller ailesinin İbrahim Yumaklı Tarım Bakanımız. Ne yazıyor burada? Tarım Bakanlığı'nın 2016'da aldığı uçak. Havadan da görüntüsünü vereyim bu ailenin, bu naif ailenin, düşünceli ailenin uçağının görüntüsünü. Bu İbrahim Yumaklı'yı karşılama Kıbrıs'tan olabilir. Bilemiyorum tam olarak ama Kıbrıs, Urfa, Şanlıurfa ve Malatya doğru. En önemlisini söylüyorum. Hadi iftira atıyor diyorlar, açıklama yapıyor diyorlar. Bakanlık ne demiş? Orman yangınları da gücümüz artıyor maşallah. Ve bir tipi 11 yolcu kapasiteli jet uçağı orman yangınları operasyonlarına kullanmak üzere teşkilatımıza kazandırılmıştır. Kıbrıs orman yangını var mıydı Sayın Bakan? Peki o tarihte Şanlıurfa'da var mıydı? Peki Malatya'da var mıydı? Şimdi gelinen nokta bu. Haftaya Jetgiller ailesine yeni arkadaşlarımız da katılacak. Düzenli olarak biz bunları açıklamaya devam edeceğiz. Tasarruf. Tasarruf önemli. Emekli zaten istemeden tasarruf yapmak zorunda. Memur, işçi istemese de tasarruf yapmak zorunda. Ama bu bakanlarımız ivedi olmayan çok özel ihtiyaçlarını devletin bu uçağıyla
yürütüyor ve bunu da çıkıp açıklama yapıyor. Ben halkımızın takdirine bırakıyorum. 85 milyonun takdirine bırakıyorum. Ama bana göre bu bir utanmazlık. Özür değil, istifayı gerektiren bir durum. Çünkü bu ülkede, bakın bayram geliyor, bir otobüs bileti İzmir'den Adıyaman'a ya da İstanbul'dan Trabzon'a 1200 lira. 4 kişilik bir aile gidiş dönüş 10 bin liralık parasını ödeyemediği için köyüne gidemiyor. Ama bu arkadaşlar her seferi yaklaşık 1 milyon lira maliyeti olan uçaklarla gidiyor. Türkiye Jetgiller ailesini, yani bu bakangilleri unutmasın, bu aileye her hafta bir müsrif bakanı ekleyeceğiz. Geliyorum ikinci konu. Sayın Cumhurbaşkanı kabine toplantısından sonra çok pembe bir tablo çizdi. Memur emekli maaşını kat kat arttırdık dedi. Evet, şimdi ben bazı verileri vermek isterim. 3000 liralık bayram ikramiyesiyle övündü. İlk çeyrekte ekonominin 5.7 büyüdüğünü söyledi. Ama dün, bu hafta daha doğrusu yıllık enflasyonun hem de TÜİK'e göre %75.45 olduğunu gördük. Ama emekli maaşı 10 bin lira. Askeri ücret 17.002 lira. Şimdi sadece bir veri vereceğim. Geçen yıl asgari ücrette 1933 ekmek alabilen bir işçimiz, emekçimiz bugün 1700 ekmek alıyor. Ekmek diyorum sadece, başka bir şey söylemiyorum. Yaklaşık bir ay sonra bu meclis kapanacak. Belki bu bakan milletvekilleri özel uçaklarla tatillerine gidecek. Belki Monaco'da birisi istakoz yiyecek. Güzel bir yaşama doğru yelken açacaklar Temmuz, Ağustos, Eylül'de. Ama ben Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına şunu söylüyorum. Emeklinin sorununu çözmeden tatile gidiyorsanız burada aldığınız maaş haram olsun size. Bir sürü yasa geliyor. Bir sürü yasa da gelmeye devam edecek bu 40 günlük, 45 günlük süreçte. Meclis çok rahat toplanır, en düşük emekli maaşını asgari ücret yapar. Asgari ücrete de hayat koşullarına uygun bir zam yapılır. Emekli bu bayramı güzel geçirir. Ama bunu yapmadan AKP ve MHP grubu tatile giderse 85 milyonun, milyonlarca emeklinin, milyonlarca işçinin hakkını ödeyemez. Sokağa çıkacak yüzü olmaz diyeceğim ama zaten sokağa çıkmıyor beyefendiler. Böyle bir sorunları yok. O yüzden gelin bu meclis kapanmadan emeklinin, ezilen kesimin, işçinin, memurun sorunlarını çözelim. Ondan sonra çocuklarımızın ellerinden tutulup bir yere tatil yapma yüzümüz olsun. Son olarak Anayasa Mahkemesi iki gecedir resmi gazetede bazı kararlar yayımlıyor. Bakın bu kararlarla Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi denen ucube sistemin iskeletinin tamamen çöktüğünü görüyoruz. 2017'de bu ucube sistem oylanıp anayasa olarak çalışmaya başladıktan sonra uyum yasaları yapılacaktı. Biz dedik ki bunu meclis yapmalı, bu parlamento yapmalı. Ama beyefendiler Bakanlar Kurulu'na kanun hükmünde kararnameyle bu yasaları yapma yetkisini verdi. Ve yaklaşık 5 yılı aşkın bir süredir Anayasa Mahkemesi inceledi. Dedi ki evet, mesela rektörü atayan Cumhurbaşkanı'nın kararnameyle rektör atama yetkisi yok dedi. Hakimler Savcılar Kurulu'nun Adalet Bakan Yardımcısı'nın orada görev yapmasını yapamaz dedi. TRT'nin şirket kurmasını yapamaz dedi. RTÜK başkanının maaşını belirleyemez dedi. Ne olacak şimdi? Demek ki bu sistemde Recep Tayyip Erdoğan Sayın Cumhurbaşkanı 5 yıldır anayasayı ayaklar altına alarak bu ülkeyi yönetti. Şimdi acele bu yasaları getirip meclisten geçirecekler. Arkadaşlar, meclisin yapması gereken kararları, yasaları, alması gereken kararları eğer tek adama Bakanlar Kurulu'na verirsen işte böyle bir rezalet çıkar.
Şimdi Cumhurbaşkanlığı kararnamelerini de iptal ediyor Anayasa Mahkemesi. Mesela saraylarla ilgili beyefendinin yetkisini iptal etti. Ha bunun güzel bir tarafı var. Bundan sonra Beştepe'de ya da bundan sonra Marmaris'te Ahlat'ta kafasına göre beyefendi saray yapamayacak. Ama yaptıkları bence bu meclise gelecek. Bu meclis gelsin mesela yazlık sarayı daha halkın kullanabileceğini beyefendinin yetkisinden alsın. Demek ki Anayasa Mahkemesi şunu söylüyor. Tek adam imzayla bu ülkenin kaderini etkileyen kararları artık alamaz. Yetkili, etkili, tek karar yeri halkın seçtiği milletvekilleri yani bu parlamentodur. Ama birileri de bu 5 yılın hukuksuz, anayasasız geçen bu 5 yılın bu imzaların hesabını sormalı diyorum. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Eğer sorularınız varsa yanıtlamak isterim. Buyurun efendim. Evet. O 2016'da alınmış ve Tarım Bakanlığı internet sayfasında da yangın söndürme ile mücadelede daha güçlüyüz diye bu uçağı paylaşmış. Şimdi efendim bakın, bir, biz muhalefete muhalefet etmiyoruz. Seçimlerden önce, 31 Mart seçimlerinden önce de bunu söyledik. Çünkü İyi Parti kurulduğundan bugüne kadar İyi Parti tabanı ve ona oy veren seçmenle iyi ilişkilerimiz oldu. Onları seviyoruz, onların da bizi sevdiklerini biliyoruz. Öncelikle Sayın Genel Başkan'ın bunu da bilmesi gerektiğini düşünüyorum, bu bir. İki, biz hiçbir partiden milletvekili transferi yapmıyoruz. Bakın niye bunu söylüyorum? Eski sistemde hükümet kurmak için 4 milletvekiline ihtiyacın olur da bir partiden 4 milletvekilini alırsın, birini bakan yaparsın dediği doğru olabilir. Şu anda böyle bir ihtiyacımız yok bizim zaten. Birçok partiden milletvekili, çok kıymetli hocalar, üyeler partimize üye olmak için başvuruyor. Bunu çok ciddi bir şekilde değerlendiriyoruz. Hepsini de almıyoruz ama partimize yürüdüğümüz yolda bu ülkenin aydınlık geleceğine katkı sağlayacak milletvekillerine, hocaları, akademisyenleri partimize katılıyor ve çok memnun oluyoruz. Şimdi bizim bir sayıya belli bir miktarda milletvekiline ihtiyacımız yok. Orada gördüğümüz eğitimiyle, duruşuyla değerli arkadaşlarımız katılmak istiyor, değerlendiriyoruz. Bir transfer değil, istifa ediyor partilerinden. Cumhuriyet Halk Partisi'ne de katılıyor. Biz, ya gelin bize falan, hayır böyle bir şey de yok. O yüzden Sayın Genel Başkan bence durumu böyle değerlendirmeli. Bizim milletvekili sayımızla grubun çok çok üstünde. Meclisin en büyük, ikinci büyük partisiyiz. Bizim böyle bir ihtiyacımız yok. Ama değer verdiğimiz, değer göreceğimiz, halkta karşılık gören her arkadaşımız Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu iktidar yürüyüşünde yer bulacağını söylemek isterim. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Sayın Cumhurbaşkanı'nın ve Sayın Akşener'in takdiridir, görüşecektir. Yani bu konuda bir yorum yapmıyorum, kendi takdiridir efendim.